Burası Uzunoğlan dedikleri Ferhatlı Tepesi, Uzunoğlan Tepesi bölgesi. Tabii antik dönemlerdeki ismi bilinmiyor. Ferhat Tepesi'nde bir kült alanı oluşturmuş. Kim oluşturmuş? İlk önce Asurlular oluşturmuş. Asurlular, milattan önce? Milattan önce 2025 yılıyla 612 yıllar arasında. Buradaki kaya kabartması, şu zaten üstü Vandallar tarafından parçalanıp yok edilmiş, alt kısmı kalmış. Burada 3. Salmanazar var. Asur hükümdarı 3. Salmanazar var. 3. Salmanazar da ne zaman hüküm sürmüş? Milattan önce yine 859 ile 824 yılları arasında. Yine bir 3000 yıllık. Bir hüküm sürmüş. Demek ki buradaki kaya kabartması 859 ile 824 yılı arasında yapılmış. Milattan önce yapılmış. Milattan önce, evet. Milattan önce şu gördüğünüz kaya kabartması 859 ile 824 yılları arasında buraya getirilmiş, kazınmış durumda. Asurlular neden yapıyor? Asur İmparatorluğu bildiğimiz gibi bir Mezopotamya İmparatorluğu. Buradan hayli uzakta. Asurlular bu tür kaya kabartmalarını sınır bölgelerine yapıyorlar, sınırlarını belirtmek için, çizmek için. Burada da görüldüğü üzere Salmanazar'ın buraya kabartması yapılıyor. Uzunoğlan Tepesi'nin batıya bakan, yani geçide bakan tarafın kayalığın üzerine yapılmış. Burada doğrudan geçidi kontrol altında tutuyor. Evet. Bu kayanın orijinalinde üstte bir kemer var. O kemerin içerisinde, uzun giysiler içerisinde, sakallı, ayakta duran bir erkek kral figürü var. Kral ayakları gözüküyor zaten burada net bir şekilde. Sol ayak ileride, sağ ayak onun gerisinde. 3000 yıl boyunca doğa insanlar kadar zalim olmamış. Merhametsiz olmamış, bu kadar tahrip etmemiş doğa ama insanoğlu burada ne bulacaksa bilemiyorum. İşte bu kabartmanın üst belinden yukarısını, üstünden. Yani buraya götüremeyecekleri belli, yukarıyı kesmişler. Yukarıyı kesmişler, koparmışlar ve bu hale getirmişler. Tarihe büyük bir haksızlık etmişler. Evet. Şu anda biz bir tapınağın içindeyiz. Roma dönemine ait bir tapınak yapısı, oldukça büyük bir tapınak yapısı olduğu anlaşılıyor. Üzerinde, civarında herhangi bir kitabesi olmadığından dolayı tapınakla ilgili bir bilgimiz yok. Baktığımız zaman burası bir Roma tapınağı, bir tanrı veya tanrıçaya ithafen yapılmış, paganist dönemin bir yerleşimi ve aşağıdaki kent anavarzayla bağlantılı bir yapı olmalı diyoruz.